Evet, yay komutunun ardından yay değil de daire çizmek istersek tam daire. Bunun için circle komutu yani klavyeden O tuşuymuş. O tuşuna bastığımızda yaya benzer bir kullanımı var. İki adet burada yöntemi var. Bir tanesi standart olan merkez noktası tanımlayıp daha sonra çap belirleyerek Burada bir şey söyleyeceğim. oluşturacağımız. Burada mesela diğer AutoCAD'de mesela daire çizmek için neye basıyorduk? C'ye basıyorduk. Enter dediğimiz zaman bir daire oluşturdu. Burada hani çoğu insanın hiçbir zaman unutmayacağını düşündüğüm bir kısa yol bu. Circle komutunun kısa yolu, klavye kısa yolu kontrol O. O zaten şeklinde belli olduğu gibi demek ki daire. Evet, İnsanların aynen. aklında Bir çok de kalıcı olmuş. bunun şöyle bir özelliği var. Akıllıca Birçok bir şey komutun bu. üstüne geldiği zaman zaten Kısa yollarını komutun gösteriyor. kısa yolunu gösteriyor. Ama Varsa yok. mesela bunda yok. Ama yok hani tamam sen şimdi line'ın işte rectangle'ların işte ne bileyim profilin şeylerini kısa Evet. yollarını klavye kısa yollarını öğrenmek için ne Hatırlayamayabilirsin. yapacaksın? Öğrenmek için gelip böyle dediğin gibi üzerinde dur şöyle alayım Mansu. Üzerinde duracaksın. Ha diyeceksin ha bunun demek ki kısa yolu klavye kısa yolu kontrolleymiş. Ama Bir de biz bunu bunları unutmayacaksın. Unutmayacağından biliyorum. Neden? Hem görseli senin klavye kısa yolunu hatırlatıyor. Hem klavye kısa yolu zaten O harfi diyor ve O da zaten bir daire olduğuna göre çok unutacağını zannetmiyorum. Yani onda gelip acaba bunun kısa yolu neydi diye bakacağını pek zannetmiyorum. Ki zaten bu kadar şu an vurguladıktan sonra zaten bu videoyu izleyen de unutmayacak. Diyelim ki ben AutoCAD'de C'ydi ve bunu C olarak ezberledim ve artık yani bu komut bu programda da C olmasını istiyorum. Böyle bir durumda ne yapacağız? Taşıyacağız onu Kısa C'ye. yolları Değiştiriyoruz güzel değil mi? bir Değiştirebiliyoruz. evet biz Ha, bütün kısa yolları güzel bir istediğimiz yere yerlere hocam onu ayrı bir koyabiliriz. video yapalım. Onu anlatma şimdi. Kısa yol değişimi ayrı bir video yapalım. Ha. Devam dedim şimdi şeyden. Konuya değindim diye hani Evet. Ama sıcağız. öyle bir şeye varsa Tamamdır. güzel olmuş Heh, ama. evet. Devam edelim. Dedik ki merkez noktası ve çap belirleyerek. Merkez noktasını tanımladıktan sonra çap değerimi girerek veya klavye diyorum pardon mouse'la herhangi bir noktayı tıklayarak dairemi oluşturabiliyorum. Birinci noktamı merkez noktası tanımladıktan sonra eğer değer girersem 80 çapında bir daire oluşturmak istiyorum dersem girmiş olduğum ölçüyle beraber dairemi oluşturuyorum. Aynı Aynı şekilde zamanda bunu durmadan çoğaltabiliyoruz. 380'de sabit evet kaldı. şu an eğer bir tanımlama yaptıysak AutoCAD'de multiple seçeneği vardır. Yani belirlemiş olduğum ölçüyü sabit tutup artık 80 çapında birden fazla daire çizebiliyorum. Bu şekilde. Komutu onaylamak için orta tuşa bir kere tıklamam yeterli. Ardından eğer değişiklik yapmak istiyorsam girmiş olduğum ölçüye çift tıklayıp yeni değeri girerek var olan dairemin ölçüsünün değişmesini sağlayabiliyorum. Ama hepsini Eğer değiştiremiyoruz. Tek hayır, tek komutla hepsini hangisini hangi değiştiremiyoruz. ölçüyü seçtiysek eğer bunu taşımak istiyorsam ortasındaki merkezinden tutup İstediğim gibi taşıyabiliyorum Biliyorum. ekranda. Diğer seçeneği ise 3 nokta tanımlayarak. Bu daha çok teğet noktalar belirlemede veya dairemizin geçeceği noktaların belli olduğu zamanlarda kullanacağımız seçenek. Yani şöyle göstereyim. Birinci noktam, Şu üç ikinci çizgi noktam, noktası. üçüncü noktam. Örneğin şöyle yapalım Yani hemen. şu anda burada biz bir merkez ölçü bilmiyoruz. Direkt üçünün Bu arasına üç çizmek noktadan istiyoruz. geçen bir şey çizmek istediğim de bu şekilde. Eğer bir teğetlik ilişkisi istiyorsam diğerlerine de bunun için şunu yapmam gerekiyor. Komuttan çıkıp önce bunu seçip ikisini seçip bu ikisi birbirine teğet olsun. Daha sonra ardından bu ikisi birbirine teğet olsun diyerek bu Tam teyit şekilde yaptırabiliyoruz. tam Peki teğet abi. Peki. yapabiliyorum. Bunu fixleseydik o zaman bu daralacaktı. Gidecekti. Daralacaktı Tamam. veya. Şey soru değil ya. Doğal olur. Her şey neyse o. Biraz böyle konuşurken canlı konuşursan insanlar böyle bir uykusu gelmesin videoda. Tamam. Böyle canlı akıcı. Evet. Evet. Daire komutumuz da bu Bu şekilde. şekilde. Tamam. 3 noktadan tanımlayarak da birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta Evet. şeklinde Bir bu sonraki şekilde videoda o zaman güzel bir video geliyor. Onu mutlaka izleyin.